Düşünme becerileri konumuzda devam ediyoruz dostlar. İki tane kavramımız yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme çok çok önemlidir. ÖSYM sıklıkla sorar. Hatta en çok sorduklarından ikisi bunlar. Ya eleştirel düşünme gelecektir ya da yaratıcı düşünme. Bir de biraz önceki videomuzda izlediğiniz yansıtıcı düşünmeye özellikle dikkat etmenizi isterim. Yaratıcı düşünme en çok sorulan kavramlardan bir tanesi. Hatta yöntem teknik eşleştirmesinde de aşırı derecede karşımıza çıkan bir düşünme becerisidir sevgili dostlar. Peki nedir yaratıcı düşünme? Hemen şöyle bir tanım verilebilir. Ne diyeceğiz? Daha çok farklı bakın dikkat edin bu sıfatlar önemli bizim için farklı orijinal farklı orijinal efendim yeni özgün bir ürün ya da bir fikir ortaya koyabilme durumuna biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar yaratıcı düşünme diyoruz bir ürün ya da fikir ortaya koyma Burada genelde rahatlıkla çıkarılabilecek bir e, düşünme becerisidir kavramsal olarak baktığınızda. Eğer ki bir yerde yenilikten, orijinallikten, özgünlükten, farklılıktan, alternatif bir fikirden bahsediyorsa ya da bir üründen bahsediyorsa orada muhtemel vurgu yaratıcı düşünmeye yöneliktir. Bunu lütfen unutulmasın. Burada bir başka ipucu da şu. Yine bulum taksonomisi üzerinden yorumlayacaksak eğer ki Bloom taksonomisinde sentez düzeyi öğrenmelerin hepsi yaratıcı düşünmeyle ilgilidir. Yenilenmiş taksonomide ise bu hangi basamağa denk düşüyordu? Hatırlayın lütfen. Yaratma basamağına. Eğer ki bir kazanım, bir beceri, e, yaratma düzeyinde bir şeyi, sentez düzeyinde bir şeye vurgu yapıyorsa her zaman yaratıcı düşünmeyle ilişkili olduğunu lütfen unutmayın. En özet halini buradan ne yapabiliriz, kurgulayabiliriz. Peki detaylarında ne var yaratıcı düşünmenin? Yaratıcı düşünme dediğimiz şeyin temelinde sevgili arkadaşlarım ilk derslerde düşünme becerileri konusunun ilk başlarında vurguladığımız imgelem kavramı vardır. Yani ne demiştik buna? Hatırlayın lütfen. Hayal gücü kavramı. Hayal gücünün olmadığı yerde yaratıcılık ne yapmaz? Gerçekleşmez. Bu da şundan kaynaklı. Bireyler Etkin bir şekilde düşünebilmeli, hayal kurabilmeli ki e, iç, içeride e, öğrenciler yeni bir şeyler ne yapabilsin? Üretebilsin, yeni fikirler ortaya koyabilsin, yeni ürünler ortaya çıkarabilsin. Hayal gücü olmadan yaratıcılık olmuyor. Temelinde bu var. Peki hayal kurmak yaratıcılık için yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Ne demiştik imgelem için? Hatırlayın. O çizgi film karakterlerinin örnekleri üzerinden ne yapıyorlardı? Bir yerlerde duruyorlar ve burada bir ampul yanıyordu. İşte o ampulün yanması hayal gücünün çalıştığı anlamına gelir. Ama... Diyelim ki herkes hayal kurar. Herkes bir şeyleri düşünür. Her şey herkesin zihninde onlarca ampul yanabilir. Ama yaratıcı bireyi hepimizden ayıran bir özelliği vardır. Nedir? Harekete geçmesi sevgili arkadaşlar. Diyelim ki kanepede uzandın, yatıyorsun misal, değil mi? Misal aklına türlü türlü şeyler geliyor olabilir. Ama o kanepede yatmaya devam edersen ne oradan bir ürün, ne de oradan bir fikir çıkar. İşte o hareket alanını ya da harekete geçmeyi sevgili arkadaşlarım biz hangi kavramla açıklıyoruz? girişimcilik kavramıyla açıklıyoruz. Yani birincil koşul hayal gücü ise ikincil koşul ise girişimci olmadır. Girişimcilik hayali gerçekleştirmek için harekete geçme ya da eyleme geçme durumu olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Arşimet örneği verilebilir mesela. Düşünün suyun kaldırma kuvvetini hamamdayken buldu. Hamamda gördü hayal gücü çalışıyordu. Ama e, hayal gücü çalıştıktan sonra sokağa çıkıp koşmasa belki de suyun kaldırma kuvvetini bulmayacaktı. İşte o koşma eylemi girişimciliğin önemli bir ayrıntısı. Girişimcilik varsa eğer ki risk alma da vardır. Doğal olarak yaratıcı bireyin en önemli özelliklerinden biri risk almadır. Aynı şekilde risk aldığı için neyi de sever? Denemeyi sever sevgili arkadaşlar. Her deneme olumlu sonuçlanacağı, sonuçlanacağı anlamına gelmez. Deneme yanılma yöntemini etkin bir şekilde ne yapar? Kullanır. Aynı şekilde ıraksak düşünme yollarını da kullanacaktır. Bakın dikkat edin çok önemli. Iraksak düşünme yollarını da kullanır. Çünkü farklı düşünceler üretme, farklı fikirler üretme, farklı bakış açıları sergileme gibi birçok şeyi içinde yine ne yapar? Barındırır. Bunun yanında esneklik en önemli özelliklerinden biridir sevgili arkadaşlarım. Yaratıcı düşünen bireylerin esneklik ve pratiklik hatta bunun içerisine neyi de dahil edebilirsiniz? Pragmatikliği de dahil edebilirsiniz. Yani hep faydaya yönelik işler, kısa yoldan stratejiler üretebilme, esnek davranabilme yaratıcı bireylerin en önemli özelliğidir. Bunun yanında kalıp yargılardan uzak olması yani yaratıcı bir birey asla ve asla ne yapamaz arkadaşlarım? Sınırlandırılamaz. Eğer ki bir yaratıcı bireyi sınırlandırıyorsanız ya da bir alan çiziyorsanız oradan yenilik ne yapmayacaktır? Çıkmayacaktır. E doğal olarak öğrenciyi kalıp yargılardan uzaklaştıracaksınız, sınırlandırmayacaksınız. Ona özgür bir alan yaratmanız gerekiyor değil mi? Özgür bir ortam yaratmanız. Aynı zamanda düşüncelere saygı çerçevesinde demokratik bir ortamın ne yapması lazım sevgili dostlar olması gerekir yani öğrencileri, bireyleri baskı altında tuttuğumuzda oradan yaratıcılık ne yapmayacaktır? Ya da yenilikçi bir fikir çıkmayacaktır. Özgür ortam, demokratik ortam bu anlamda birinci şartlardan bir tanesidir. Burada en önemli koşulun imgelem olduğunu, girişimcilik olduğunu lütfen ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Kişisel özellikler daha çok bunun üzerinden hareket eder. Burada şunlara dikkat edelim sevgili dostlar. Unutmayın lütfen bunları. Bir sorusunda vermişti. Yaratıcı düşünen bir birey için ya da yaratıcılık için üst düzey zeka ne yapmaz sevgili dostlar? Gerekmez. Bu çok önemli bir bilgi. Lütfen unutma. Üst düzey zeka ne yapmaz? Gerektirmez. Genelde hep böyle yaratıcı bireyler bize daha zeki gelir. Değil mi? Neden daha zeki gelir? Çünkü bizim aklımıza gelmeyen şey... Daha öncesinde onun aklına gelmiştir. Onun aklına gelmiş olması bizden daha zeki olduğunu ne yapmıyor aslında göstermiyor. Sadece üzerine düşünmüş ve çalışmış, harekete geçmiş, daha girişimci, daha eyleme dönük bir yapıdan hareket ettiği için. Aynı zamanda şuna çok dikkat edin lütfen. Yaratıcı bireyler sevgili arkadaşlarım mükemmelliyetçi değildir. Çünkü mükemmelliyetçilik de aslında bir nedir sevgili dostlarım? Kalıp yargıdır. Yani mükemmelliyetçi bakış açısı en iyi arama. En iyi aramaya çalışırsanız eğer ki yaratıcılık yine çıkmaz. Yani orada yine esnek olmak zorundasınız. Kalıp yargıya düşmeyeceksiniz ki yaratıcı fikirler ne yapabilirsiniz? Üretebilirsiniz. Özellikle bu iki bilgiyi unutmayın. Seçeneklerde falan ne yapabilir? Verebilir. Bunun yanında sevgili dostlar unutmuyorsunuz şunu. Anne baba tutumu önemli ölçüde yaratıcılığı ne yapıyor? Etkiliyor. Anne baba tutumu yaratıcılığı ne yapar? Etkiler. Bakın engeller demiyorum farkındaysanız. Ne diyoruz? Etkiler. Yani bu olumluya da dönebilir, olumsuza da dönebilir. Aynı şekilde kültürel faktörler sevgili dostlar kültürel sosyal faktörler yaratıcılığı ne yapacaktır etkileyecektir sevgili arkadaşlarım yani bunun en iyi örneği tarihsel olarak baktığınızda İslam tarihinde işte resim sanatının ne yapmaması gelişmemesidir ama resim sanatı gelişmezken diğer sanat alanlarını gelişmeye yönlendirir. Bir yeri engellerken diğer tarafın gelişmesini ne yapabilir? Sağlayabilir. O yüzden hep olumsuz anlamda düşünmeyin. Etkiler diyelim hem olumlu olsun hem olumsuz olsun. Yine aynı şekilde benlik algısı sevgili dostlarım etkileyecektir. Yani bireyin kendini nasıl algıladığı doğrudan yaratıcı düşünmeyi ne yapacak? Etkileyecektir. Özellikle öğrenilmiş çaresizlik durumu bakın dikkat edin. Ya da işte ben yapamam algısı, ben bir şeyin üstesinden gelemem algısı falan yaratıcı düşünmeyi olumsuz yönde engelleyeceği gibi özgüvenin do olması, özgüvenin yüksek olması gibi şeyler yaratıcı düşünmeyi olumlu yönde etkileyecektir zihinsel kurulum dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Yani bir şeyi başka türlü düşünememe durumu yani standartlaştırılmış bir kalıpta düşünme durumu doğrudan ne yapacaktır? Engelleyecektir. Aynı şekilde şunu hatırlayın lütfen işleve takılma dediğimiz bir durum vardı işleve takılma yine yaratıcılığı ne yapacaktır arkadaşlar? Engelleyecektir. Nedir işleve takılma? Kalemi sadece bir yazma gereci olarak düşünme. Ya da efendim çatalı sadece bir yemek yeme aracı olarak düşünme. Diye bakarsan olaya kalemden toka yapamazsın. Çataldan anten yapamazsın. Ya da kartla sadece para çekilir diye düşünüyorsan kartla kapını yapamazsın. Açamazsın gibi birçok örnek verilebilir. Hatta işleve takılma aynı şekilde ıraksak düşünmeyi de e, engelleyecektir. Hatırlarsan ıraksak düşünmeyi anlatırken bir ÖSYM sorusundaki cezve örneğini vermiştik. Sınıfa bir cezve getiriyor öğretmen. Bundan ne yaparsınız diyor. Mesela cezve sadece kahve pişirmek için kullanılan bir araç olarak bakarsan cezveyi hiçbir zaman çivi çakılacak bir araç olarak düşünemezsin. Ya da cezveden vazo yapacağını hiç aklına ne yapmaz gelmez. Bunların hepsi işleve takılmadır ve doğrudan yaratıcı süreçleri ne yapar? Engeller. Peki şuraya çok dikkat etmenizi istiyoruz. Yaratıcı düşünmenin neleri var sevgili arkadaşım? Aşamaları var. Bizim için çok önemlidir. Bakın dikkat edin. ÖSYM iki defa sordu. İşin güzel tarafı ikisinde de aynı aşamayı sordu. Muhtemel bir soru gelirse yine aynı aşamadan ne yapacaktır? Gelecektir. Dört temel aşamadan oluşuyor. Yani yaratıcılık dediğimizde bir anda da ortaya ne yapmıyor sevgili arkadaşlar? Çıkmıyor. İlk aşamada, ilk aşamada birinci aşamasında ne var? Hazırlık aşaması söz konusudur. Değil mi? Hazırlık aşaması. Bu aşama her zaman ilgili ögeyle yani yaratıcı süreçlerin e, ön plana çıktığı yapılarla ilgili her zaman bilgi toplamaya yönelik bir yapısı vardır. Mesela bize hep hikaye olarak gelir ya, hep hikaye olarak anlatılır ya. Newton yer çekimi kanunu nerede buldu? Bir elmanın altında dinlenirken. Ya da Arşimet e, suyun kaldırma kuvvetini hamamdayken buldu vesaire. İşte bu sanki tesadüfmüş gibi oluyor ama şöyle de düşünün. Newton, Arşimet döneminin en önemli bilim insanları, en önemli fizikçileriydi arkadaşlar. Onlarca teorik bilgi üzerine ne yaptılar? Çalıştılar. İşte o bilgi toplama sürecine biz ne diyoruz? Hazırlık diyoruz. Araştırma yapma, verilere toplama, kitaplar okuma vesaire. Bunların hepsi hazırlık süreciyle nedir? İlişkilidir. İkinci aşama çok çok önemli. İşte bu aşamayı sordu sevgili arkadaşlarım. Kuluçka aşaması. Kuluçka aşaması. Kuluçka aşaması ise şudur sevgili arkadaşlarım. Uğraşılan faaliyetten, ilgilenilen şeyden uzaklaşma. Değil mi? Yani doğrudan neyle ilişkili? İlgilenilen uğraşla, uğraştan uzaklaşma. Sosyal faaliyetlere yönelme. Ya da başka işlerle ne yapma? Uğraşma anlamına gelir. Sosyal faaliyetlerle ne yapma? İlgilenme ya da kendi uğraştığımız işten işten ne yapma uzaklaşma. Mesela bir proje üretiyorsunuz diyelim. Proje ile ilgili bilgileri topladınız, verileri topladınız. Bir şeyle sürekli uğraşıyor olmak o işte Yeni bir şey üretmenizi ne yapabilir? Zorlaştırabilir. Oradan uzaklaştığınız anda, o işten uzaklaştığınız anda yeni şeyler üretme, yeni bir şeye ulaşma ihtimali daha da çok artar. İşte kuluçka evresi tam da bunu gösterir. Ya da şöyle düşünün, kuluçka evresini hazırlık evresinde toplanan bilgilerin özümsendiği aşamadır aslında. O bilgiler özümsendikçe, o bilgiler özümsendikçe yeni bir şey bulma ihtimali giderek ne yapar? Artar. İşte Arşimet'in hamamda banyo yaptığı vakit Newton'un efendim elma ağacının altında dinlendiği vakit aslında onların kuluçka evresiydi. Başka bir işle uğraşıyorlardı. Başka bir şeye ne yapılmıştı? Yönelmişti sevgili dostlar. Üçüncü aşamamızda ise Üçüncü aşamamızda ise neyi görüyoruz? Aydınlanma evresi sevgili arkadaşlarım. Aydınlanma evresi. İşte burası Arşimet'in evreka anıdır. Yani o hayal gücünün çalışıp, hayal gücünün çalışıp ampulün zihinde ne yaptığı? Yandığı andır. Ya da fikre yani ulaşılacak yeni fikre ulaşıldığı andır. Fikre ulaşma. Yeni bilgiyi ne yapma? Oluşturma evresi doğrudan buradan gelir. Aydınlanma evresi en kilit noktadır. Hayal gücünün çalışması ve bilgiye ulaşıldığı yer tam olarak burada yer alır. Evreka anı olarak düşünebilirsiniz. Ya da Newton'un başına o elmanın düştüğü an aslında Newton'un aydınlanma yaşadığı an olarak ne yapılabilir? Alınabilir. Dördüncü aşama ise sonuçlandırma, değerlendirme olarak ne yapar arkadaşlar? Geçer karşımıza değerlendirme ya da sonuçlandırma olarak not edebiliriz. Sonuçlandırma ise artık nedir? Ürüne ulaşma ya da ürünü ortaya ne yapma arkadaşlar? Ürünü ya da fikri ortaya çıkarma. Onu ne yapma? Temellendirme olarak karşımıza çıkabilir. Yani fikre ulaştığınız an fikrin temellerine e, fikre ulaştığınız an aydınlanma. O fikri temellendirdiğiniz, ürünü ortaya çıkardığınız an ise sonuçlandırma olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Buradaki e, ÖSYM'nin iki defa sorduğu evre ikisinde de neydi? Kuluçkaydı. Soru bağlamış şu. Öğretmen bir proje üretmelerini istiyor. İşte aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hangisi kuluçka evresindedir gibi bir soru. İşte sosyal faaliyetlere yöneldiği vurgusundan hareketle oradan kuluçkaya ne yapabiliyorduk? Gidebiliyorduk. İkisinde de vardı. Okul öncesi e alan alan kısmında gelen bir tane soru var. Bunlarla ilgili çok da hoş bir sorudur sevgili arkadaşlar. Üçünü bir arada sormuştu. Tamam mı? Üçünü bir arada sormuştu. Yani hazırlık, kuluçka ve aydınlanma evresini işte yaratıcı düşünme evrelerinden hangilerine değinilmiştir gibi bir soru yapısıydı. Orada da sonuçlandırma yoktu. Ürün ortaya çıkmadığı için. Yine bize de böyle bir soru yapılandırabilir. Yani bütün özelliklerden bahseder ve nihai olarak hangilerinden e, yaratıcı düşünme evrelerinin hangilerinden değinilmiştir gibi bir soruyla karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Lütfen unutulmasın. Peki hangi teknikler, hangi etkinlikler yaratıcılığı geliştiriyor sevgili dostlar? Birçok tekniğimiz var, birçok etkinliğimiz var. Bunları çok iyi bilin lütfen. Şöyle burada bir boşluk yakaladım, oraya yazayım. Neler mesela? Dikkat edin. Beyin fırtınası tekniğinin temel amacı sevgili arkadaşlar doğrudan yaratıcılığı geliştirmektir. Beyin fırtınasının temel amacı. Aynı şekilde istasyon etkinliğinin istasyon tekniğinin temel amacı yaratıcılığı geliştirmektir. Yine yaratıcı dramanın temel amacı sevgili arkadaşım yaratıcılığı geliştirmektir. Öykü oluşturma tekniğinin temel amacı sevgili dostlar yaratıcılığı ne yapmaktır? Geliştirmektir. Yine proje etkinliklerimizin proje temelli öğrenmenin temel amaçlarından biri yaratıcılığı ne yapmaktır? Geliştirmektir. Arkası yarın tekniğinde gelişir, efendim altı şapkada gelişir, özellikle yeşil şapkayı takıldığında vesaire. Orada da yine yaratıcılığın geliştiğini ne yapmayalım? Unutmayalım. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar unutmayın. Bu teknikler bazında hepsi doğrudan temel amaç olarak yaratıcılığı ne yapar? Hedefler. Peki özet olarak neye bakalım hocam? Zaten şu aşamaları bilmek zorundayız. Soru olarak gelir. Unutmuyorsun. Eğer ki çok sıkışırsan ya da anlamlandırmakta güçlük çekersen hemen bulum taksonomisine bakıyorsun. Bulum taksonomisinde sentez düzeyinde olan her etkinlik ya da sentez düzeyinde olan her hedef, her kazanım ne ile ilgili? Yaratıcı düşünme ile ilişkilidir. Bu da bizim özet bir yapımız olsun. Belki kişisel özellikler üzerinden de soru ne yapabilir? Yapılandırabilir. O yüzden bu ayrıntıları da bilmenizde fayda var. Şimdi bakalım neye? Eleştirel düşünmeye sevgili dostlar. O da çok önemli. ÖSYM'nin en çok sorduğu kavramlardan biri. Eleştirel düşünme deyince de şunu algılamamız gerekir sevgili arkadaşlarım. Bir olay olabilir, bir problem durumu olabilir, bir problem durumu olabilir ya da bir olgu olabilir sevgili arkadaşlarım. Bu olgu, problem durumu ya da olayı bir ölçütle, bakın dikkat edin, bir ölçüt ya da kriterle karşılaştırıp kritere göre ne yapılmasıdır? Değerlendirme işine biz eleştirel düşünme diyoruz sevgili dostlar. Bir olay olabilir, bir olgu olabilir, bir problem durumu olabilir. Bunun ne yapılması? Bir kritere göre karşılaştırılıp bir kriterle karşılaştırılıp değerlendirmesi olarak alabilirsiniz. Doğrudan Bloom taksonomisinin hangi basamağıyla ilişkilidir? Değerlendirme basamağıyla ilişkilidir. Yine bazı kaynaklarda neyi de görebiliriz arkadaşlar? Analiz düzeyini de görme ihtimalimiz vardır. Yani en çok analiz ve değerlendirme ile ilişkilidir. En kısa yoldan ne diyebilirsiniz? Değerlendirme düzeyi her hedef, değerlendirme düzeyi düzeyi her düzeyi her kazanım ya da her etkinlik eleştirel düşünmeyi ne yapar? Geliştirir. Peki asıl meselemize gelişsek nasıl yakalayacağız biz eleştirel düşünme sorularını? Burada çok önemli bir şey var. Bakın dikkat edin. Ölçüt ya da kriter sevgili arkadaşlar. Birinci kuralımız her zaman ölçüt ya da bir neyin olmasıdır? Kriterin olmasıdır. Ölçüt olmadan, kriter olmadan eleştirel düşünme ne yapmaz? Olmaz. Peki bir şeyde ölçüt olduğunu nasıl anlayacağız? Hemen şuradan anlayabilirsin. Yani bir şeyin bir şeye göre ne yapılması? Değerlendirilmesi. E göre, A göre değerlendirme işlemleri her zaman bizi nereye götürür? Eleştirel düşünmeye götürecektir. Aslında ilk derslerimizde düşünme becerileri konularının ilk derslerinde bunu hangi kavramla anlamlandırdık? Bir hatırlayın bakalım. Argümantasyon kavramıyla sevgili dostlar. Eleştirel düşünme için birincil koşul her zaman nedir aslında? Argümantasyondur. Argümantasyonun olmadığı, ol, ol, olmadığı bir yerde eleştirel düşünme ne yapmaz? Gerçekleşmez. Peki bu argümanlarımız nasıl olacaktı? Onu da hatırlayalım hemen. Direkt şunu söylüyorduk hatırlayın nesnel olmalıydı değil mi yani nesnellik bizim için birincil kural nesnel olmayan bir eleştirel düşünme ne yapmaz? Gerçekleşmez. Bakın düşünme becerileri içerisinde bilginin öznel olduğu tek yapı aslında neresidir? Yaratıcı düşünmedir sevgili arkadaşlar. Yaratıcı düşünmede bilgi nedir? Her zaman için öznellikten oluşur. Ama diğerlerinde özellikle eleştirel düşünmede bilgi hep nedir? Nesnellidir. Nesneldir lütfen unutma. Bu nesnellikten hareketle aslında bu nesnellik bize neyi de ön plana çıkarıyor? Bakın dikkat edin objektifliği de ön plana çıkarır tarafsızlığı da ön plana çıkarır. Yani her zaman için eleştirel düşünen bir birey objektif ve tarafsızdır. Yani eleştirel düşünmede bana göre ifadesi olmaz sevgili arkadaşlar. Argümantasyon anlatırken size şunu söylemiştim. Hatırla lütfen. Bir tartışma esnasında bana göre dememeliyiz. Çünkü bana göre dediğimiz zaman karşımızdaki insana sen kimsin deme hakkını vermiş oluruz. Bu yüzden hep biz ne arıyoruz burada? Nesnellik arıyoruz. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Lütfen bunu unutma. Nesnellikten de objektiflik ve tarafsızlık her zaman ne yapar? Gelir. Bunun bir diğer boyutunda ise neyi görüyoruz? Analitik düşünmeyi görüyoruz sevgili arkadaşlar. İkincil koşulumuz, ikincil önemli yapımız ise analitik düşünmedir. Yani ne yapabilme, analiz yapabilme ya da çözümleme yapabilme üzerinden ne yapabiliriz düşünebiliriz. Nihayetinde şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Bir olayı, bir problem durumunu, bir olguyu değerlendirirken bütün parça bütün ilişkisini kurmadan, olaylar arasında ilişkiler kurmadan, neden sonuç ilişkisi kurmadan, karşılaştırmalar, kıyaslamalar yapmadan hiçbir şekilde sonuca ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız. İşte bu yüzden birinci ölçüt argümantasyonsa ikinci ölçütümüz ise nedir arkadaşlar? Her zaman analitik düşünmedir. Analitik düşünme olmadan eleştirel düşünme ne yapmaz? Olmaz. Hatta buradaki analiz nereden geliyor aslında? Analitik düşünmeden geldiğini ne yapmayalım? Nesnellik, objektiflik, tarafsızlık, analitik düşünme, analiz edebilme, çözümleme gibi şeylerin yanında eleştirel düşünen bireylerde gözlemlememiz gereken en önemli özelliklerden biri şudur dostlar. Bakın dikkat edin bunlar da yine sorularda karşımıza çıkar. Bilimsel bakış açısı değil mi? Çok çok önemlidir. Ya da efendim deney ve gözlemden ne yapma, yararlanma. Yani eleştirel düşünen bir bireyin her zaman için bir şeylerin kanıtlanmasına, deney ve gözlemle test edilebilmesine ihtiyaç vardır. Aynı şekilde hipotez kurma, bakın dikkat edin, hipotez kurma, bu hipotezin ne yapılması, test edilmesi, bu hipotezin verilerle ne yapılması, analiz edilmesi ya da her şeyin veriye, istatistik üzerinden ne yapılabilmesi, yorumlanabilmesi gibi bağlamlar hep eleştirel düşünme içerisinde ne yapar? Ön plana çıkar. En önemli ayrıntılarından biri şudur sevgili dostlar, eleştirel düşünen bir bireyi her şeye ne yapamayız, inandıramayız. Çünkü eleştirel düşünen bir bireyde en önemli özelliklerinden biri her şeye şüpheyle yaklaşması, her şeye kuş her şeyden kuşku duymasıdır. Eğer ki kuşku duymayan, şüphe duymayan biri varsa, orada eleştirel düşünen, düşünme zaten ihtimal dahilinde de değildir. Yani bir şey söylediğinizde doğru olabilir mi? Ya da bunun kaynağı nedir? Ya da bu neye göre ya da kime göre doğru gibi sorgulamalardan ne yapması gerekir? Gerçmesi gerekir. Bu yüzden hep şunu ön plana çıkarırız. Eğer ki bu perspektifte bir birey sorgulama gerçekleştiriyorsa bir birey eğer ki problem durumları üzerinden irdeleme yapıyorsa ya da genel çerçevede bir yargılama sürecinden geçiyorsa orada her zaman eleştirel düşünmenin varlığından ne yapabiliriz bahsedebiliriz. Tabi bunları yaparken yine ölçütlerden hareket edecek, yine analiz sürecinden geçecek ve buradan hareketli sorgulamalar ne yapmalı? Yapmalı. Aynı zamanda şuna da çok dikkat etmemiz lazım. Yine eleştirel düşünme için ön yargılardan ne olmak gerekiyor arkadaşlar? uzak olmak gerekiyor. Ön yargılardan uzak olması gerekir. Mesela eğer ki zihninizde şöyle bir düşünce varsa ya Gökçen'in söylediği her şey de yanlıştır, Bayram'ın söylediği her şey de yanlıştır gibi bir zihniyet ya da bir kurgu varsa benim zaten doğru bir şey söyleyebileceğimi ne yapamazsınız? Düşünemezsiniz. Doğal olarak kişilerden hareketle kişilerin söyleyeceği şeylerin doğru olabileceği ihtimalini hesaplayacağınız gibi yanlış olma ihtimalini de hesaplamanız gerekiyor. İşte bu ön yargılardan hatta buraya neyi de alabiliriz? kalıp yargılardan uzak olma durumu değil mi bak bu da önemlidir. Kalıp yargılardan uzak olma durumu bize aslında neyi de ön plana çıkarıyor? empati yapabilme. Bakın, eleştirel düşünme için bile empati yapabilme şarttır sevgili arkadaşlar. Neden? Karşınızdaki insanın ne düşündüğünü ya da karşınızdaki insanın neye göre düşündüğünü anlamadan onun fikirleriyle ilgili onu çürütmeye ya da onun düşüncelerini onaylamaya ne yapamazsınız? Erişemezsiniz. İşte bu tip özelliklerin hepsi de kişisel özellik bağlamında baktığımızda eleştirel düşünmenin ana hatlarını bize her zaman ne yapar? Verir. Peki hangi etkinlikler geliştirir sevgili dostlar? Hemen bakalım. 6 şapka geliştirir sevgili arkadaşım. Unutmuyorsun. 6 şapka geliştirir. Efendim problem çözme geliştirir sevgili arkadaşlar. Problem çözme geliştirir. Keza yine araştırma inceleme stratejisini buraya ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Aynı şekilde sevgili dostum örnek olay ne yapabilir? Geliştirebilir. Yine farklı bir perspektiften bakalım. Beyin fırtınası ne yapabilir? Geliştirebilir. Şimdi aklından geçen şey şu olabilir. Hoca da her yere beyin fırtınası yazdı. Bakın beyin fırtınasının temel amacı yaratıcılığı geliştirmektir. Beyin fırtınası iki aşamalı bir etkinlik. Fikir üretme aşaması yaratıcılığı geliştirirken fikirlerin değerlendirilme aşaması her zaman neyi geliştirir? Eleştirel düşünmeyi geliştirir. Bizim için çok çok önemlidir. Aynı şekilde sevgili dostlar şunu da unutmayalım tartışma etkinliklerinin hemen hepsi eleştirel düşünmeyi geliştiren en önemli tekniklerdendir. Bu da unutulmasın. Peki özet olarak yine nereden bakacağız? Eğer ki bir kazanım, bir hedef, değerlendirme düzeyi bir hedefse, analiz düzeyi bir hedefse sevgili dostlar, orada hep eleştirel düşünmeyi aramanızda fayda var. 2014 ya da 2015 sorusu olmalı. Şöyle bir soru vardı. Diyordu ki bize, reklamların işlevini sorgular kazanımına yönelik etkinlik düzenlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki beceri alanlarından hangisini geliştirmeyi hedeflemektedir? Buna benzer bir soru. Şimdi reklamların işlevini sorgular hangi düzeyde bir hedef? Değerlendirme düzeyi bir hedef. Değerlendirme düzeyi ise eleştirel düşünmeyi ne yapar? Geliştirir. Ya da şöyle düşün, aynı mantıkta işte günlük hayatı kolaylaştıracak bir proje tasarlar. Şimdi tasarlama hangi düzey? Sentez düzeyi. Sentez düzey ise hangi düşünme becerisi? Yaratıcı düşünme becerisi. Ya da problem çözme basamaklarını kullanır. Hangisidir bu? Uygulama düzeyi bir basamaktır. Uygulama düzeyi bir basamak derse de hemen yansıtı düşünmeye ne yapabilirsin? gidebilirsin. Ya da işte e, Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesinin özelliklerini karşılaştırır. Karşılaştırma analiz düzeyi bir hedeftir. Mesela seçeneklerde analitik düşünme varsa sadece onu tercih edebilirsin. Eğer ki keza sadece eleştirel düşünme varsa bunu ne yapabilirsin? Tercih edebilirsin. Bunlar bizim Hayat için, sınav için düşündüğümüzde bir ipucudur arkadaşlar. İp aslında doğrudan o ipten tutup rahatlıkla cevaba ne yapabiliriz? Erişebiliriz. İşte düşünme becerileri konularımız bundan ibaret. Burada özellikle şunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bunları lütfen unutmayın. Soru olarak gelme olasılığı çok yüksek. Metafor, analoji bu iki kavramı çok iyi bileceğiz. Empatik düşünmeyi çok iyi bileceğiz. Iraksak düşünmeyi çok iyi bileceğiz. Ve yansıtıcı düşünme, metabiliş yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme kavramları bir de epistemolojik inanç kavramı soru olarak karşımıza çıkma ihtimalleri çok yüksek. Onun dışında tümden gelim, tüme varım, imgelem gibi kavramlar çok fazla karşımıza çıkan beceriler değildir. Onlar sadece bu temel beceri olan, dört temel beceri olan yaratıcılık, eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek ve daha etkin kullanmak için kullandığımız akıl yürütme yolları olarak karşımıza çıkacaktır. Öğretim modelleri konusunda görüşmek dileğiyle sevgiler selamlar.